Günümüzde beyin tümörü kendine has özel şikayet ve bulgularıyla hastalar nörolojik branşlardaki hekimlere başvurmaktadır. Bu hekimlerin yaptığı iyi bir öykü, nörolojik muayene ve ilgili görüntüleme yöntemleriyle kolaylıkla beyin tümörü teşhisi hızlı ve çabuk konulmaktadır. Tedavide beyin tümörü ameliyatı yapan hekim hastanın tüm verilerini İlgili diğer hekimlere konsey konsültasyonu sonucu ameliyata mı, radyoterapiye mi yoksa kemoterapiye mi uygun olduğuna karar verir. İyi huylu tümörlerde cerrahi tedavi yöntemleri tecrübeli ellerde yapılırsa ameliyat sonucu mükemmeldir. Yavaş büyüyen tümörlerde cerrahi tedavi sonuçları iyi mükemmeldir. Hızlı büyüyen kötü huylu tümörlerde her üç tedavi yönteminde amaç yaşam süresini uzatmaktır. Sonuç olarak beyin tümörünün tedavisinden korkmayıp teşhiste geç kalmadan korkmalıdır. Beyin tümörü nedir? Beyin dokusunun kendisi, beyin içerisindeki sinirlerden, beyindeki zarlardan, beyni çevreleyen kafatası kemiğinden ve kafatası çevresindeki kas dokusundan oluşan tümörler beynin birincil yani primer beyin tümörüdür. Vücudun akciğer, meme, prostat ve benzeri organlarından beyne sirayet eden diğer organ kanserlerine metastaz veya ikincil ekonder beyin tümörü adı verilir. Beyin tümörü nasıl oluşur? Tüm vücuttaki organlarda olduğu gibi beyin içerisindeki hücrelerden tümör oluşmaktadır. Normalde hücreler gelişir, büyür, yaşlanır veya ölür yine yerine yeni hücreler yapılır. Ancak anormal durumlarda bu yapım yıkım işlemi farklı çalışmaya başladığında, ihtiyaç duyulmadan hücreler yapılmaya başlandığında veya yapılan hücreler zamanında ölmediğinden yapılan gereksiz fazla hücre birikimi kümeleşmeye başlar ki böylece o organda tümör denilen bir oluşum ortaya çıkar. Bu birikime tümör adı verilmektedir. Her tümöre kanser denilemediğinden Beyinde oluşanlara beyin tümörü adı verilmektedir. Kaç tip beyin tümörü vardır? 1. Bir, birincil primer beyin tümörü. İyi huylu beyin tümörü ve kötü huylu beyin tümörü olmak üzere iki kategoriye ayrılır. 2. İki, i̇kincil sekonder beyin tümörleri. Metastaz denilen bu tümörlere vücudun diğer organlarından beyne yayılan kanserdir. İyi huylu beyin tümörleri nedir? Bu tümörler beyin zarlarından veya beyin içerisindeki sinirlerden doğuştan gelen kalıntı tümörleri olup bu tümörlerin cerrahi tedavi sonuçları mükemmeldir. Kötü huylu beyin tümörleri nedir? Anormal veya hızlı büyüyen beyin tümörleri olup hızla büyüdüğünden sağlıklı beyin hücrelerinin içerisine yayılır. Bu tümörlerin tedavi sonuçları tümörün yerleşimine genişliğine, beraberindeki risk faktörlerine bağlı olarak değişmekle birlikte yaşam süresi uzatılmaktadır. Başka bir organda oluşan kanser beyne yayılabilir mi? Bu tür beyin tümörlerine metastatik beyin tümörü adı verilip vücudun diğer organlarındaki yani akciğer, meme, prostat, mide ve bağırsaklarda kanserli doku beyne sirayet edebilmektedir tüm kanserlerin %25'i beyne metastas yapmaktadır. Beyin tümörü neden olur? Kimlerde daha çok görülür? Genellikle beyin tümörlerinin neden olduğu bilinmemekte birlikte bazı beyin tümörlerinin kalıtsal yani genetik geçişli olduğu iyi bilinmektedir. Ancak beyin tümörlerinin oluşumunda bazı hazırlayıcı risk faktörleri vardır. İşte o risk faktörleri şunlardır. Cinsiyet Beyin tümörleri erkeklerde daha çok görülmektedir. Ancak megenniyomlar kadınlarda daha sık görülmektedir. Irk Tüm beyin tümörleri beyaz ırkta daha fazla görülmektedir. Yaş 70 yaşın üzerindeki kişilerde beyin tümörlerinin görülme oranı daha fazla olup, çocukluk yaşlarda ise 10 yaşın altındakilerde beyincikte beyincik tümörleri daha sık görülmektedir. Aile öyküsü ailesinde beyin glioması olan bireylerde beyin tümörü olma ihtimali daha fazladır. Bunlardan başka kafa travması, radyosana maruz kalmak, bazı virüsler, bazı kimyasal azoboyaları ve bazı hormonlar beyin tümörü oluşumunda risk faktörü olarak bilinmektedir. Beyin tümörlerinin en sık görülen belirtileri nelerdir? Baş ağrısı, özellikle geceleri oluşan baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme, bayılma, sara nöbetleri, denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda halsizlik, karıncalama ve güç kaybı, unutkanlık, kişilik bozuklukları ve konuşma bozukluklarıdır. Beyin tümörü nasıl teşhis edilir? Günümüzde beyin tümörü teşhisi çok kolay ve çabuk konulmaktadır. Nörolojik muayene Beyin tümörü şikayet ve bulguları olan kişilerde öncelikle iyi bir öykü, genel veya nörolojik muayene yapılması oldukça teşhiste önemlidir. Teşhiste kullanılan tetkik yöntemleri beyin tomografisi, beyin manyetik rezonans görüntülemedir. Bu test yöntemleriyle beyin tümörü yerleşimi, cinsi, büyüklüğü ve hakkında çabuk ve kısa sürede bilgi alınır. Biyopsi bazı beyin tümörlerinin teşhisinde beyin biyopsisine ihtiyaç duyulur. Beyin tümörlerinde tedavi seçenekleri nelerdir? Beyin tümörünün tipine, yerleşimine, büyüklüğüne göre değişmekle birlikte tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi üç farklı yöntem uygulanmaktadır. Genel bir kural olarak tüm iyi huylu tümörlerde tümörün yerleşimine göre Cerrahi girişim altın standart bir yöntemdir. Ancak tümörün cinsine göre habis olanlarda cerrahi tedavi sonrası radyoterapi ve kemoterapi ameliyat sonrası uygulanan ilave tedavi yöntemleridir. Beyin tümörü ameliyatlarında başarı oranı nedir? Genel bir kural olarak iyi huylu beyin tümörleri cerrahi ekibin tecrübesi uygun olarak tümörü tamamı alınabilen hastalarda sonuçlar mükemmeldir ve başka bir tedavi seçeneğine gerek yoktur. Ancak kötü huylu beyin tümörlerinde tümörün tamamı ameliyatla temizlenemezse ameliyat sonrası radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Bu grup tümörlerde her üç tedavideki amaç yaşam sürecini uzatmaktır. Beyin tümörlerinde radyoson tedavisi nasıl yapılır? Radyoterapi tüm beyne yapıldığı gibi bazı tümörlerde tümörün cinsi ve yerine göre Storatastik radyoterapi gibi yöntemlerle yüksek enerjili ışınlar kullanmaktadır. Radyoterapi ameliyattan sonra genellikle bir ayda yapılmaktadır. Bu tedavinin amacı tümör hücrelerini öldürmek ve büyümesini baskılayabilmek için uygulanmaktadır. Çok nadiren tümörün yerleşimine göre ameliyat edilemeyen hastalara ışın tedavisi uygulanabilir. Radyoterapi'nin uygulama şeması tümörün tipine, çapına ve hastanın yaşına, nörolojik bulgulara göre değişir. Radyoterapi uygulanırken tümörün etrafındaki sağlam beyin dokusunu korumak önemlidir.